Merhaba arkadaşlar, ben Emre Altunbilek. Bugün sizlerle Material Design'da yeni bir konu başlığına geçeceğiz. Bu konu başlığımızın adı Design Support Library ve bunun öğeleri. Material Design konusunda pek çok şeyi gördük. En son hatırlarsanız animasyonları işlemiştik. Bugünden sonraki yapacağımız derslerde bu Support Library'nin özelliklerini nasıl kullanırız, ilgili öğeleri nasıl tanımlarız, nasıl şekillendiririz bunları anlatmaya başlayacağım. Dilerseniz bugünkü dersimiz ve bundan sonraki birkaç derste anlatacağımız şeyleri şöyle bir özetleyelim. Öncelikli olarak şuradaki ekranda gördüğünüz şu yuvarlak nesneye biz Floating Action Button diyoruz. Bunun ne olduğundan veya nasıl kullanacağımızdan bahsedeceğiz. Daha sonra toast mesajlarımızın daha görsel bir şekilde gösterildiği Snack Bar dediğimiz şeyi göreceğiz. Bunun da birkaç çeşidi var. İşte simple veya bir action callback'in olduğu ve de bunu customize etmeyi, yani kendimize göre kişiselleştirmenin nasıl olduğunu anlatmaya çalışacağım. Floating action button ve snack bar'ın çok düzgün bir şekilde çalışması için coordinator layout öğesinin ne olduğundan bahsedeceğiz. Öncelikle eski usulü yapmaya çalışacağız. Bir hata alacağız veya istediğimizi tam olarak yapamayınca burada bir şey coordinator layout'un önemi ortaya çıkacak ve onu anlatmaya çalışacağız. Daha sonra navigation view'umuza bahsedeceğiz. Bunu daha önceden yapmıştık ama birkaç çeşidi var. Mesela buradaki itemları gruplamak istersek nasıl yaparız? Hatırlarsanız recycle view'la yapmıştık bu listeyi. Burada farklı bir versiyonda yapacağız. Daha kolay olacak. Özellikle böyle basit bir menü için recycle view'a girmeden istediğimizi gerçekleştirebileceğiz. Daha sonra istersek bunları bir header'ın altında öğelerimizi gösterebiliriz. Bunun ne olduğundan bahsetmeye çalışacağım. Ve çok güzel bir özellik, Floating Label for Edit Text. Şimdi buradaki daha önceki edit textlerimiz şuradaki gibi gözüküyordu. Ve buraya biz bir hint yazıyorduk. Yani bir ipucu bilgisi. Şimdi burada ilgili edit text'e tıklayınca kullanıcı buradaki bu hint öğesi bir animasyonla yukarı çıkıyor. Ve buraya biz veri girişimizi yapıyoruz. Tabi burada sadece bununla da kalmıyor, bu animasyonla kalmıyor. Bununla ilgili error mesajlar gösterebiliriz. Ne bileyim, kullanıcı adının boş olmadığı veya password değerinin işte atıyorum 6'dan az olmadığı gibi error hatalarını da yine tasarıma uygun bir şekilde göstermeyi göreceğiz arkadaşlar bu floating label konusunda. Daha sonra app bar layout'un ne olduğundan, scroll flaglerden ne olduğundan bahsedeceğim. Ve de Collapsing Toolbar dediğimiz yine çok güzel bir özellik. Gördüğünüz gibi burada da bir Floating Action Button var. Bunun işte yukarı aşağı scroll öğelerinde nasıl davranması gerektiğini, şuradaki toolbar'ın nasıl collapse, yani kapandığını, açıldığını, güzel bir efektle nasıl kullanıcıya hoş arayüzler oluşturacağımızı anlatmaya çalışacağım. Şimdi bugünkü dersimizde o zaman ne yapalım? Floating Action Bar'a bir giriş yapalım. Floating Action Bar dediğimiz, şimdi mesela Google'ın kendi uygulamalarında kullandığı bir buton aslında. Siz de başka uygulamalarda illaki karşılaşmışsınızdır. Mesela My Drive'da gördüğünüz gibi burada işte yer alan bu kırmızı buton bizim Floating Action butonumuz olarak adlandırılıyor. Mesela bir harita uygulamasında gördüğünüz gibi burada iki tane üst üste kullanmış veya işte Gmail'in kendi uygulamasında da bir kalem şeklinde. Ya genellikle nedir? Uygulamada en çok yapılacak, atıyorum bir mail uygulamasında en çok başvurulacak özellik nedir? Bir mail yazmaktır. Biz bunu işte böyle kullanıcıya böyle bir action, floating action button'la sağlamış oluyoruz. Şimdi birazdan bunu örneğine geçeceğiz. Örneğine geçmeden önce Floating Action Button'la ilgili Google'ın kendi dokümantasyonuna bir bakalım. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor, neleri yapmalıyız, neleri yapmamalıyız gibisinden. Dediği gibi burada da bir uygulamadaki ana action'ı, ana eylemi temsil etmek, onu gerçekleştirmek için kullanılan butondur. Aslında normal bir butondan çok da bir farkı yok. Uygularken göreceksiniz. Default olarak 56-56 dp'dir. Bunun bir de mini versiyonu var. Onda da 40'a 40 dp olarak kullanıyoruz. Daha sonra bunları anlattık. Şöyle bir bakalım. Ne diyor? İlgiyi kendi üstüne çeker diyor.
İşte burada da seçilme ve seçilmeme durumlarında gördüğünüz gibi bir animasyona sahip. Her ekranın bir floating action button'a ihtiyacı yoktur. Hani mesela burada bir galeri var. Ne diyor? Ana eylem işte imajlara dokunmak galeride. Bu yüzden burada gidip de bir floating action button kullanmaya gerek yok. Daha sonra işte bu floating action button güzel görünüyor, güzel kullanılıyor diye ekranda birden fazla kullanmayın diyor. Burada gördüğünüz gibi buraya adam 3 tanesini yazmış. O anki floating action button o anki ekranda yapılacak ana eylemi temsil etmek zorunda. Mümkünse de bir tane kullanın. İşte ne diyor? Pozitif action'lar için kullanın. Gidip mesela gördüğünüz gibi ekleme, yazma, işte favoriler ekleme gibi butonları kullanın diyor. Ama gidip de bir şeyi silme, kesme, ne bileyim gelme gibi şeylerde, eylemlerde gidip de floating action button kullanmayın diyor. Genel olarak circle yani daire şeklinde semboller kullanın. Karedir, üçgendir veya farklı farklı versiyonlarda simgeler kullanmayın. Tabii ki de kullanabilirsiniz ama nedir? Uygulamanızın tasarımının genel tasarım prensiplerine uygun olmasını istiyorsanız buradaki bu guideline'ın dediklerini yapmamız çok daha düzgün olacaktır. İşte fazladan dimension'lar gidip de buraya drop shadow falan yapmayın diyor. Şöyle basit bir görünüş olsun diyor. Evet. Burada ekranımızın üst kısmındayken burada alt kısmında şöyle bir efektli diyor. İşte ne diyor? Aslında çok da bir şey demiyor. Başka neden bahsedebiliriz? Mesela tabların olduklarında şunun diyorum doğru sizin action button'ınıza o şekilde gitmesin diyor. Şuradaki örnekteki gibi olsun. Baktığınızda gördüğünüz gibi tab kaysa bile o olduğu yerde yer değiştiriyor. Buradaki gibi tabla beraber sağa sola gitmesin diyor arkadaşlar. Başka nelerden bahsedebiliriz? Toolbar'a dönüşebiliyormuş. Veya burada bir share butonu var. Gördüğünüz gibi hangi nerelerde paylaşım yapılmasını nerelerde paylaşım yapılmasını belli etmek için kullanabilirmişiz. Ya yani burada mesela kafa karıştıracak veya alakalı olmayan şeyler için floating action button kullanmayın diyor. Bu ve bunun gibi şeyler. Artık bakarsınız. Mesela burada üzerinde bir menü açılacaksa en az 3 tane olay olsun, 3 tane ayar olsun ama 6'yı da geçmesin diyor. Gördüğünüz gibi çok fazla öğe kullandığımızda aslında çirkin görüntü ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bunu demiştik. Evet, bunun gibi. Umarım anlaşılmıştır ne oldu. İşte large screenlerde tablet gibi gördüğünüz gibi konumu bu şekilde olsun. Gidip de işte sağa şuraya buraya hani şuradaki yerlere koymayın diyor. Evet, floating action button'ımız da bu şekildeydi. Şimdi bir tane ben Android Studio projesi başlattım. İçinde herhangi bir şey yok. Yalnız buradaki activity main relative layout'u ben bunu frame layout'a çevirdim. Şimdi bunu kullanırken tıpkı bir buton gibi bunun da aslında bir adı var. Floating action button deyince gelmesi gerekiyor. Şu an gelmedi. Bunun için bir dependency eklememiz gerekiyor. Bizim dependency'lerimiz neredeydi? Şuradaki mobil app'ın içindeydi. Şurada tanımlıydı. Ben herhangi bir kod yanlışlığı olmasın diye bunu şuradaki project structure'ın altında modüllerde benim application'ım gözüküyor. Şurada dependencies kısmı var ki gördüğünüz gibi buradaki değerler aslında buradakilerle aynı. Buraya geliyorum. Artıya basıp kütüphane bağımlılığı ekleyeceğim. Bunu basit bir şekilde support 2 nokta deyip design derseniz gördüğünüz gibi support design kütüphanesi geldi. Okey deyip bunu projeme dahil ediyorum. Gradle burada ne yapıyor? İlgili dosyaları projeye dahil ediyor. Bunu yaptıktan sonra ben floating action yazdığımda şuradaki XML dosyamda o kütüphaneye erişmiş olacağım arkadaşlar. Bekliyoruz. Şurada bir daha bir deneme yapalım. Gördüğünüz gibi floating action button'ım geldi. Seçtim bunu. Şimdi bunu kullanacağımız için
Şuraya öncelikle bir ne yapalım? Bir ID değeri verelim. Floating Action Button. Bunu genelde FAB olarak kullanacağım. Genişlik değeri Wrap Content. Yükseklik değeri de Wrap Content olsun. Daha başka ne yazabiliriz? Buna bir SRC yani içindeki imajı belli edebiliriz. Burada şimdi siz bunu Drawable klasörüne bir resim koyarak yapabilirsiniz. Ben Android'deki hazır olan Drawable klasörüne gidiyorum. Ve burada gördüğünüz gibi pek çok ikon aslında mevcut. Mesela ne koyalım? Drawable. Sonra ilk diyelim. Nelerimiz varmış? Mesela diyalog, e-mail diye bir imajımız varmış. Baktığımız zaman buradaki hatayı şu an için görmüyorum. Gördüğünüz gibi ekranımın sol üst köşesine yerleşti. Neden? Frame layout'u anlatırken ne demiştik? Eklediğimiz öğeler direkt olarak sol üstte üst üste eklenecek şekilde getiriliyordu. Şimdi bunu sağ alt kısmı almak için ne yapmamız lazım? Layout Gravity'yi kullanabiliriz. Hem aşağıda olsun hem de ekranın sağ kısmında olsun derseniz gördüğünüz gibi en alta geldi. Şimdi buna bir de margin verelim. Dokümanda dediği şey şu. Siz bunu 16 dp olarak verin. Sağdan soldan yukarıdan aşağıdan. Evet. Buraya geldi. Bunun dışında ne yapabiliriz? Fab size diye bir özellik var. Application fab size. Gördüğünüz gibi mini ve normal diye mini'yi seçelim bakalım ne oluyor. Gördüğünüz gibi küçüldü. Normali seçersek yine eski haline gelecektir. Böyle daha güzel. Mesela şuradaki pembelik nereden geldi? Şu resource'un altındaki, values'un altındaki colors'ın altında color accent olarak verdiğiniz renk otomatik olarak ne yapılıyor? Bizim floating action button'ımıza uygulanıyor. Yok eğer siz bunu değiştirmek istiyorsanız background tint'i mesela color accent yapalım. Pardon, accent zaten. Color primary yaparsak gördüğünüz gibi bu butonda değişti. Yani bunu kullanabilirsiniz ama ben bunu göstermek yine accent rengi kullanmasını istiyorum. Ve bu özellik de burada dursun diye böyle yazacağım. Daha başka yazacağımız şeyler neler olabilir? Ripple color mesela. Bunu da üzerine geldiğimizde primary dark olsun. Ekranda gözükmesi adına. Evet. Bunlar bu şekildeydi. Bunu burada tanımladıktan sonra main activity'ye giriyoruz. Tıpkı bir buton tanımlar gibi floating action button diyorum. Fab diyorum. Find me by ID ile bunu bulacağım. R.id. Burada bir hatamız var. Cannot resolve diyor. Şöyle build'den rebuild yapalım. Büyük ihtimal hatamız giderilecektir. Hata gitti. id.fab deyip bunu buluyorum. Daha sonra da bir typecasting işlemi yaptıktan sonra bu butona fab.setOnClickListener deyip daha sonra da newOnClickListener deyip de ne yapabiliriz? Bir tane toast mesaj yazdırmasını sağlayabiliriz. Fab desin. Ekranda da uzun bir süre gözüksün. Toast.metText get this context desek evet gitti. Bir daha bir çalıştıralım. Uygulamam açıldı. Şimdi bu butonu tıklıyorum. Gördüğünüz gibi ripple rengini de ben bunu değiştirdiğim için farklı bir renk yazdı. Ve ekranda FAB yazısı, FAB yazısı göründü. Evet, Floating Action Button için şimdilik bu kadar bahsedelim. Bir sonraki derste Snack Bar'dan devam edeceğiz. Görüşmek üzere.